Merhaba, InvestAZ'ya yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkopara. Dün piyasada veri akışına baktığımızda veri akışın bakımından zayıf bir gün geride bıraktık. Euro dolar paritesi üzerine baktığımız zaman aşağı yönlü uzun vadeli trendimiz devam ediyor. Dün euro dolarda kısmi yükselişler görüldü. Doların değer kazanmasıyla euro dolardaki bu yükselişlerdeki etki eden faktör ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. Şu anda 1.0580 seviyesinin üzerinde tutunma çabalarını görüyoruz euro dolarda. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1.0580'in üzerinde özellikle kalıcı olması durumunda 1.0640 ve 1.0720 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir ve satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise grafik üzerinde de belirttiğimiz gibi 1.0520 ve 1.0460 seviyeleri destek noktaları olarak canlılığını koruyor. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımızda ise dün Dolar Türk Lirası'nda yeni rekorları gördük. Yükseliş trendimiz devam ediyor. Dolar Türk Lirası'nda yükselişin sebepleri dolar bazlı değil TL'nin aşırı derecede değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Dün aynı zamanda Merkez Bankası'nın müdahalesini de gördük. Zorunlu karşılık oranlarında indirime 50 bas puanlık bir indirim geldi ve piyasaya ekstra bir likide de sağlama yoluna gitti Merkez Bankası. Ancak kısmi geri çekilmelerin görüldüğü kurda tekrar yine aynı seviyeleri yükselişleri gördük dün kurda. Yükselişlerin devam etmesi durumunda takip edebileceğimiz direnç seviyeleri 3.7880 seviyesi ve 3.80 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise özellikle 76.80 seviyesi bizim için önemli. Daha altında daha geri çekilmeler yine burada alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. 3.7340 seviyeleri de bizim için yine bir destek noktasını oluşturabilir. Altın tarafına baktığımızda dün piyasada altın grafiğinde de ana trendimiz aşağı yönlü olmakla beraber son dönemlerde yükseliş eğilimimiz devam ediyor. Kısa vadeli altın fiyatlarının özellikle yükseliş trendine geçmesi güvenli liman alımlarının gelmesiyle beraber altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Burada direnç olarak altında takip edebileceğimiz seviye 1192 ilk etapta karşılaşacağımız direnç seviyesi. Kırılması durumunda önemli direnç noktalarından bir tanesi olan 1200 seviyesi altın için direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise özellikle 1183 seviyesinin kırılması 1170 seviyelerini destek olarak getirebilir. Geri çekilmelerin hızlı gerçekleşmesi durumunda ise diğer bir takip edileceğimiz destek noktası 1162 seviyesi olabilir. InvestAZ'ya yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.